Yeni bir Rocket League Sideswipe videosundan hepinize merhaba. Bugünkü konumuz kickofflar, yani oyundaki başlama vuruşları. Direkt olayımıza girelim. İlk başta serbest maçta, daha doğrusu serbest eğitimde sizlere kickoff nasıl yapılır, yani hangi tür kickofflar var onu göstereceğim. Ondan sonra da bir tane 1v1 maçı atacağız. Şöyle de rankımı göstereyim. Daha ağırlıklı olarak 1v1 kasıyorum çünkü çok geliştiriyor 1v1 kendinizi. Basket ve double'ları da biraz daha az kasıyorum diyebilirim ve 1v1'de altın 4'üm, platine adım adım ilerliyorum. Şimdi buradan bir serbest oyun diyelim. İlk başta ilk kickoff türünü ben sizlere göstereyim. Normalde kickoff'lara nasıl gidiyoruz? Ben size nasıl söylemiştim? Biliyorsunuz ki Rocket League Sideswipe rehber videosu çekmiştim. Bilmeniz gereken 6 video diyor. Orada izlemelisiniz, mutlaka izleyin bu arada. Şöyle bir kickoff yapıyorduk. Gidiyorduk böyle. Boost, zıplama, ileri gitme tuşuna aynen de basıyorduk ve olayımız burada bitiyordu. Ama bunu maalesef rakipler artık bir ranktan sonra anlıyorlar ve bu biraz da artık şansa bağlı bir kickoff türü oluyor. Şöyle bir golümüzü atalım da. Şuradan bir daha göstereyim ben sizlere kickoff'u. Bir gelsin. Ne demiştik? Böyle gittiğimiz zaman topun bizde kalma ihtimalini, yani bir nevi oyunun artık o fizik motoruna mı denir? Başka motorlarına bırakıyoruz kısaca. Yani işimizi şansa bırakıyoruz. Onun yerine şöyle bir kickoff yapacağız. Bir daha şu golü atalım. Şöyle gideceğiz topa. Ben şu an vurmayacağım. Ve topa gider gitmez de şu hareketi yapacağız. Yani arabanın burnunu havaya kaldıracağız ve böyle bekleyeceğiz. Bir nevi mor vuruş yapacağız gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi ben size kickoff'u göstereyim. Bunu tabii ki de daha hızlı yapacaksınız. Şu an ben pratik amaçlı olsun diye böyle yavaş yavaş yapıyorum. Ama bunu bu şekilde geliştireceksiniz. Şöyle bir golümüzü atalım direkten de. Çok güzel. Bir tane daha atalım. Şimdi bu kickoff'u son bir kez daha gösteriyorum. Dediğim gibi zaten maça da gelip bu kickoff'ların hepsini deneyeceğiz. Böyle geldik. Bu suya zıplamaya aynı anda bastık. Ve topun şu hizasında mor vuruş yapmaya çalışacağız. Olayımız bu. Bunu yaptığımız zaman şimdi adam böyle topa hayvan gibi geleceği için ve biz bütün arabamızın o hacmiyle diyelim, gövdesiyle diyelim topu karşılamaya çalışacağımız için gayet bence efektif bir kickoff olacak. Ha, şanssızlık olabilir mi? Olabilir, çünkü adam ne bileyim böyle kickoff diyordur ya da güzel gelmiştir, geç gelmiştir. Öyle şeyler olabilir. Ama genelde işe yarayan bir kickoff'tür. Şimdi öbür kickoff türümüze geçen, birincisini gösterdim zaten. İkincisi de fake kickoff arkadaşlar. O da nasıl? Şöyle geleceksiniz topa mesela. Son anda çekeceksiniz. Ne olacak? Adam şöyle topu yuvarlayacak. Şu an topun gittiği şekilde top size yerden gelecek. Tabii şu an maçta olmadığım için biraz kötü anlatıyorum ama anlamışsınızdır. Top size yerden geldiği zaman siz de şöyle yuvarlayacaksınız ve golü benim gibi atmamazlık değil, atacaksınız. Ben şu an biraz da oyuna yeni girdiğim için atamıyorum. Ama böyle atacaksınız. Bu da ikinci kopumuz. Bunların hepsini zaten maçta deneyeceğiz. Tekrar götürüyorum. Şöyle geleceksiniz. Hop, geri çekeceksiniz. Bunu bu arada en baştan da geriye gidebilirsiniz. Ama adam eğer işin farkına varırsa, yani dikkatli bir adamsa onu anlar ve şu hareketi yapar. Kaldırır böyle. Buradan da golünü tak diye atar. Bu da fake kickoff'tu. Bir kickoff türü daha var. Onu da göstereyim. O da şu. Mesela geldiniz, bu diğer kickoff'lara göre daha normal yapabileceğiniz bir kickoff. Yani benim gösterdiğim varsayılan kickoff'a çok yakın bir kickoff. Ama burada topa gideceğiz fakat geç gideceğiz. Yani ilk başta boost'a basmayacağız ve ondan sonra boost'a basacağız. Rakipten bir 0,2 saniye daha geç gideceğiz kickoff'a. Bu da ne işimize yarayacak? Şimdi daha geç gittiğimiz için adam top mesela geliyor. Buradayken vurmaya başlayacak. Dolayısıyla top bize çarpacak. Biz karşılayacağız topu ve oradan da golümüzü atmaya çalışacağız. Tabii bu kickoff işi biraz da ne kadar ben size mekaniklerini göstersem de şansa da bağlı bir iş. Yani tamamen değil ama şans faktörü de içeren bir iş. O yüzden biz bu kötü şansı diyelim minimuma indirmeye çalışmak için bu kickoffları yapacağız. Dördüncü kickoff var mı diye düşünüyorum. Dördüncü kickoff yok arkadaşlar. Bu 3 kickoff üzerinden ilerleyeceğiz. Ha, şöyle yapabilirsiniz. Bu 3 kickoff'u çeşitlendirmişsiniz. Mesela geri giderken biraz daha geç geri gidersiniz. Ya da birinci gösterdiğim kickoff'ta arabayı şöyle falan kaldırabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Ve aynı zamanda şunu da hesap edin. Bu kickoff'larda yani nasıl yaparsam daha az hata yaparım ya da daha iyi sonuçları, kötü sonuçları, yani rakibinizin oynayış analizine göre değerlendirebilirsiniz. Mesela diyelim 3-0 siz deniyorsunuz, tamam mı? Bir dakika kalmış, ne yapacak? Adam risk almak zorunda değil mi? O yüzden fake atacak hali yok o adamın. Yani çok az bir şans o.
En azından gümüş, altın, bronz elosunda böyle şeyler olmaz. O yüzden fake kickoff atabilirsiniz. Ya da ne bileyim adam fake'e geliyorsa geç kickoff yapmayın, normal kickoff yapın gibi. Böyle düşüneceksiniz. O zaman şimdi maça girelim. Maçta ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şuradan bir oyna diyeyim. Maçı bulsun, ben geliyorum. Maçımıza geçtik. Buldum maçımızı. Şimdi ben ilk başta adamın bir kickoff'a nasıl çıktığını ölçmek için bir normal bir kickoff atacağım. Bir deneyelim bakalım. İşler nasıl gidecek? Bakın adam kickoff'a gelmiyor. Fake kickoff atıyor. Yani kickoff mekaniklerini biliyor anlamına geliyor bu. Ve anladığım kadarıyla da iyi bir oyuncuya da benziyor. Evet, topçu çok talihsiz bir şekilde adamda kaldı. Şimdi şöyle bir gidelim. Yine onda kaldı. Buradan gol gelme ihtimali yüksek. Kontradayız. Golümüzü atıyoruz. Biraz şansa bir gol attık ama sorun değil. Şimdi adamın kickoff mekaniklerini bildiğini en azından fake kickoff yaparak analiz ettik. O zaman ben bir şöyle langur lungur gideceğim. İlk başta bakalım ne olacak. Şöyle bir tane daha vurdum. Boş kale atamadık. Direkten mi döndü anlamadım. Bu biraz tehlikeli. Güzel geldi adam. Şöyle bir gidelim. Sealing pinch gelir mi? Geldi. Harika bir sealing pinch. Adamın da hatasından ikinci golü attık. Şimdi adam agresif gelecek. Bunu biliyorum. 2-0. O yüzden bakın ne yapacağım şimdi. Tutarsa çok iyi. Adam agresif gelmesi gerekirken fake kof atıyor. O da biraz garip. Yani değişik bir oynayış tarzı var harbiden adamın. Güzel geldi. Buna vurdurmam lazım şimdi. Çok güzel, çok güzel getirdim oraya kadar. Daha mı gelmedi? Muhtemelen bunu yedik arkadaşlar. Yemedik. Çok iyi. Ha, burada artık busum yok. Geri dönmem lazım. Çok risk aldım. Of, bayağı iyi gol attık be. Yani busuz oraya kadar götürüp bir de adamı orada fake'e getirdim. Fark ettiysen vuracağımı düşündü. Şimdi bir de şöyle tabandan gideceğim. Şu şekilde. Bakın yine kazandım. Adam busunu harcadı. Hala harcı. Busu bitmedi mi bu adamın? Ha, bitti. Tamam, güzel. Kötü bir kaldırış ama üstüne güzel vuruşla 4-0'a getirdik. Bu maç biraz çok iyi örnek olmadı çünkü ya adamın oynayışı çok garip. Yani kötü demek istemiyorum ama değişik bir oynayışı var. Şimdi geç kickoff atacağım. Bakın yine işe yaradı. Ya maçın gidişatına göre ve adamın oynayış tarzına göre analiz etmeniz gerekiyor bir nevi. Bu adam ya garip yani ne yapacağı belli olmuyor. Şimdi buradan fake atacağım. Bak mesela AFK kaldı. Şöyle bir tane daha takalım. 6'ya getirelim. XP de lazım biraz arkadaşlar. Salarsa eğer yani bitirdi. Tamam güzel. Videoyu kesecektim hani maçın sonuna kadar zaman geçmesin diye. Ama güzel oldu. Bir maç daha atalım. Bu çok iyi örnek olmadı. Ondan sonra geliyorum. Evet, videonun son maçına geçtik. Ve kickoff mekaniği gösterdiğim videoda bakalım ikinci galibiyetimizi alabileceğiz mi? Şimdi yine normal gideceğim. Riske atmak istemiyorum böyle durumlarda. Bir yapıştıralım bakalım. Kazandık. Mor şut attık şansa bala. O da attı. Şöyle fake vermeye çalıştım. Olmadı. Biraz riskliydi. Bu biraz tehlikeli işte. Şöyle kaldıracağım. Bir sealing pinch gelir mi? Oradan da bir vuruş gelir mi? Muhtemelen gol yedik. Adam attı. Tamam. Yani biraz şansını zorladı orada açıkçası. Talihsiz bir golle başladık. Şimdi adam benim agresif gideceğimi düşünüyor. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Bakın kazandık. Şimdi buradan da geldi mi? Geldi mi? Haydi. Biraz şanssız bir pozisyon oldu bizim açımızdan. Çok güzel ve boş kaleye golümüzü attık. Fark ettiyseniz yani hep böyle maçın gidişatına göre kickofflar türünü değiştireceksiniz. Şimdi burada geç gideceğim. Bakalım yine işe yaradı gördüğünüz gibi. Ya olay tamamen bundan ibaret. Yani ne zaman hangi kickoff'u yapacağınızı kendiniz bileceksiniz. Çok kötü bir hata bu arada. Bayağı acemice bir hata. Şöyle direkt adam bayağı zorluyor bu arada. Aşırı agresif oynuyor. Bu biraz kötü. Şansa tuttuk. Top orada sıkıştı kaldı desem yeridir ama bu çok talihsiz ya. Bu bayağı talihsiz şimdi. Yani yapacak bir şey yok da. Çok kötü oldu neyse. Ya en azından gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi yine normal gideceğim. Bakın yine kazandım. Haydi artık bir tane atalım. Yani bize gelince top sıkışıyor kalıyor. Adama gelince top kalede yani çıkmıyor ve maalesef çok talihsiz bir maç geçiriyoruz. Biraz ağladım ama artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyunun sinirleri oluyor öyle şeyler. Şimdi burada şey gittim. Bunu atmam lazım. Güzel. Yani tek kale oynadığımız bir oyunda 3-2 maç oluyor. Ama en azından kickoff'ları ya kazanıyoruz. Onu fark edebiliyorsunuz maçın sonucundan bağımsız.
Çok güzel. Ay, şansa bal atıyorduk bir tane. Buna gidecek mi? Gitmedi. Çok güzel bir fake verdik be. Çok güzel. 3-3. Harika. Ya valla bu oyundan dediğim gibi inanılmaz keyif alıyorum arkadaşlar. Yani Rocket League için ne kadar normal, Rocket League için ne kadar olumsuz şeyler söylediysem de tam tersi bu oyun için geçer. Bu arada biz şuradan bir kaldıralım. Hop, fake'i verdi. Ay ay. Şu topu uzaklaştırmam lazım artık. Abo, sattık. Bunu sattık arkadaşlar. Bayağı satıyoruz şu an. Hayır. Of, çok stresli. Tamam, bunu atıyorum. Atamadım. Direkten döndü, inanılmaz. Maça bak. Bunu kaybetmem lazım. Oo, çok kötü, çok kötü fake verdi. Hayır. İnanılmaz. Çok üzgünüm arkadaşlar. Yani sonucu şansa da bağlamak istemiyorum ama hadi kötü oynadık diyelim. Ve galiba %95 ihtimalle. Aha, dur bakayım. Haydi, of, çok kötü vurdum. Çok kötü vurdum. Aa, bir dakika, top yere düşmedi. Ve 5-3 yenildik. Yani yapacak bir şey yok. Bir galibiyet, bir mağlubiyet aldık. Kendi elomdayım bu arada. Onu da söyleyeyim, hani Smurf bir elo değil. Ama yani maçı böyle tamamını izlediyseniz yani galibiyeti bilmiyorum. Ben daha fazla hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü pozisyona giren taraf bendim çok fazla. Ama eninde sonunda kaybettik. Fakat kickoff'ların mantığını genel olarak anlamışsınızdır. Ve bu videodan da benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanala da hala abone değilseniz 2-3 saniyenizi ayırıp abone ol butonunu siyah çevirirseniz çok sevinirim. Discord'a da katabilirsiniz. Ayrıca sorunuz varsa da yorum yazmayı unutmayın diyerek bir kutu açılımı yaparak burada videoyu kapatalım. Şöyle kutumuzu açalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.